Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız da aynı düşüncede. Bugün nasıl yapalım diye düşünüyorum. Yukarıda söylediklerimi çoğunuz izledi. Ama bir özetlemek istiyorum onları. Yani arkadaşlar biz bir müddettir siyaset sahnesinden uzaklaşmış, kendi evine, kendi dünyasına çekilmiş, özellikle dört arkadaş olarak partinin ihtiyacı olduğu bir dönemde bize verilen bir görevi yerine getirmek üzere partiye beklentilerimiz, yani kimin beklentisi vardır, şartlar ne getirir onu bilmem. Ama doğalıyla iki genç kardeşimizin dışındakiler çok fazla beklentisi olan insanlar falan da değil. Bizim beklentimiz şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin var olan sancı ve sıkıntılarını halledelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni köprüden önceki son çıkışta yanlış yere çıkmadan partiyi ve ülkeyi doğru yere taşıyalım diye geldik. Dört yıl başımız Aydın Kurban, Recep Kalabeyik, Ali Işıkör ve ben. Ben. Biz eşitlerden oluşan bir kuruluz önce. Onu söyleyeyim. Yani bizim içimizde bu eşitlerin içinde bir adım önde olan kimse yok. Bir işte ben sözcülük yapar gibi pozisyondayım. Görevlendirmede başkan diye yapmışlar. Ama yani bizim içimizde herkesin eşit hakkı var. Konuşmak isteyen arkadaşların istedikleri her an mikrofonu benden alıp konuşabilirler. Önce kendi içimizde demokrasiyi, özgürlüğü ve eşitliği yaşatmak istiyoruz ve yaşattığımızı düşünüyorum. Demin yukarıda olan arkadaşlar da görmüştüm. Bizim yönetimdeki arkadaşlarımız benden izin almaya falan ihtiyaç duymazlar. Konuşacakları, söyleyecekleri bir şey varsa gayet rahat bir şekilde de dile getirebilirim. Biz niye geldik? Daha önce yaşanan olaylarla bizi selam ediyorum. Sakın bağdaş. Yani parti içinde sadece sıkıntı olur. Cumhuriyet Halk Partisi... Başkanım hoş geldiniz. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi bir aile. Kaldığımız yerden şöyle düşünüyorum. Bu ailem içinde her ailede olduğu gibi huzur, mutluluk, güven, birlikte yaşamak duygularının olduğu gibi ara ara anlaşmazlıklar ve tatsızlıklar da olabilir. Her ailede olur. Cumhuriyet Halk Partisi son süreçte bir takım sancı ve sıkıntıları yaşanmış ki bir yönetim kurulu hukuki terimle düşmüş. İl Yönetim Kurulu'nun düşüşüyle bu kurulu veya atamalarına gelirken bir farklı tablonun, bir başka kesimin imanlarlarını veya biatları yapmak için gelmediğimizi hepimiz. Ben 50 yıla yakındır siyaset yapıyorum. Eğer Deniz Baykal'a biat etmeyi becerebilseydim ben hala biletim. Orada zaten biat kültürünün olmadığını dile getirdik. Kafamızı kaldırdık ve gelelim. Bu kuruldaki hiçbir arkadaşımın biat kültürü yok. Özellikle öyle seçip geldik zaten. Yani hiç kimsenin adamı olmadığımızı hepiniz bilesiniz. Biz bir tek şeyin adamıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişinin adamıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarıya taşıyabilmenin, o görevi yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşamak için buraya geldik. Süremiz belli. 45 günlük süremiz var. Bu süre uzar, kısalır, şartlar ne olur? Yani onları şu anda tartışmayalım çünkü tüzüğün emredeceği kurallarına göre biz 45 gün içinde seçimleri hazırlamamız, seçimi yapmamız ve yeni il yönetim kurulu oluşturmamız gerekiyor. Yani temel görevimiz sadece seçim hazırlamak. Ama şimdi sizler de takdir edersiniz ki seçimi hazırlamak için eğer bir kurul oluşuyorsa o zaman bu kadar il başkanından, bilmem neden falan hiç ihtiyaç yok. Oraya noter kağıdı gibi altı taraftan koyarsınız veya yedi taraftan. Onlar zaten seçime hazırlar. Biz böyle düşünmedik. Biz dedik ki, madem ki şu anda bir il zafiyetimiz var. Esas il yönetimimiz yok. Biz geçici il yönetim kuruluyoruz. Ve yedi kişiyiz. Ama biz bu boşluğu kapatmalıyız.
biz bu boşluğu mutlaka doldurmalıyız. Yani mevcut il yönetim kurulu ne yapacak idiyse biz de bu 7 kişilik kadroyla 45 gün boyunca bir taraftan seçimlere hazırlanırken diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu'nun yapması gereken her işi yapmaya karar verdik. Bu şekilde yürüyeceğiz dedik. Gelir gelmez de bir şeyler yaptık. Mesela dün il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla toplantı yaptık. İlçe başkanlarının sancı ve sıkıntılarını kullandık. İlçe başkanlarının sancı ve sıkıntılarını kullandık. Paylaştık. Neler yapabileceğimizin hesaplarını yaptık. Diğer taraftan işte önümüzdeki hafta Sayın Başkanımızla konuştuk, Kadın Kolu Başkanımızla. İl ve ilçe kadın kollarıyla toplantı yapacağız. Gene il ve ilçe gençlik kollarıyla toplantı yapacağız. İş pozisyonlarını bilmemekle beraber Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarımızla ya onları ziyarete gideceğiz iş pozisyonlarına bağlı ya da onları da bir şekilde burada toplayıp burada belediye başkanlarımızla bir görüşme yapacağız. Böylece partinin temsil ettiği kesimlerde neler oluyor, neler bitiyor, iyi kötü biz de saklayacağız. Ve ondan sonra ne yapabiliriz? Yani 45 günde ne yapabilirsiniz? Pek bir şey yapamayız diye düşünüyor olabilirsiniz. 45 gün sonunda eğer bir basın toplantısı yaparsak 45 gün sonunda neler yaptığımızı ben size söyleyeyim. Yani bu konuda bir endişeniz olmasın. 45 günde hiç kimsenin düşünmediği kadar çok çalışacağımızı bilmenizi istiyorum. Ben geçmişte de il başkanlığı yaptım. Ama sabah saat 9'da gelip akşam saat 8'de eve gitmiyordum. Yani bir programımız, bir düzenimiz vardı. Ona göre hareket ediyordum. Şimdi göreve geleni daha 4. gün herhalde bugün. 4 gün sabah saat 9'da buradayım. Gece saat 10'da eve gidiyorum. Oradan da yatağa gidiyorum zaten. Çünkü burada zırhı çıkmayacak. Ve şimdi tuhaf tarafı bütün kurulları içimizde Ergene'den gelen bir kardeşimiz var. Kudret Bey. Yani hiç eksiksiz bugüne kadar her toplantımızda buradaydı. Her sabah geldi. Her gün akşam biz partiyi kapatırken bizle beraber çıkıyor gidiyor. Ona da bir kez daha teşekkür ediyorum. Böylesine bir emek verdiği için. Yani biz bunları yapmak istiyoruz. Başarabilecek miyiz, başaramayacak mıyız? Basın bizi takip edecek mutlaka. Ve yazacak da. İyi yazacak olanlar da var. Kötü yazacak olanlar da var. Yani bizim bir bakış açısı bu. Basının bir bakış açısı. Basın kötü tarafından görmek isterse o tarafından görür. İyi tarafından görmek isterse o tarafından görür. Kötü görenlere de, iyi görenlere de söyleyecek bir sözümüz yok. Hepsine de şimdiden teşekkür ediyoruz. Yani niye benim hakkımda böyle bir yazı yazdınız, niye şöyle yaptınız falan filan. Bu bizim haddimize değil. Basının kendine göre kuralları var, kararları var. Kendi kuralları altında yürütürler. Ve biz onların yapacağı her şeyi şimdiden rıza göstermiş durumdayız. Ama bir istirhamımız var. Yani hak etmediğimiz şeyleri böyle birileriyle beraber olmak adına da gelip de bize yamamayın gözünüz seveyim. Yani bu güzel bir şey yapmak, gene bir şey söylemem, ağzımı açmam ama üzülürüm. Yani bizi üzmek de hiçbiriniz istemezsiniz herhalde bizi üzmek. Sonuç itibariyle öteki bir anda beraber yaşıyoruz. Başkan, burada bizim ne yapacağımızı konuşacağımızda siz ne yapacağınızı daha çok anlatırsanız daha verimli olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi biz yapacaklarımızı saydım özgür. Yani süre zaten sınırlı. Bu süre içinde üretebileceklerimizi dile getirdik. Bunun dışında biz basından şunu bekliyoruz. Biz neler üretmeliyiz? Basın bu cesarete bu siyasetin içinde yapıyoruz. Neler üretmeliyiz? Neler yapmalıyız? Veyahut bize başkaca sorularınız varsa biz sorularınızı almak için toplantıya. 45 yılın sonucunda nasıl gidecek? Yani İl Başkanlığı bu süre içerisinde belirlenmiş mi olacak? Şimdi şöyle, tüzüğümüze göre 45 gün içinde ilçe kongresinin, olağanüstü ilçe kongresinin yapılması lazım. Şey, valilik kongresinin. Şimdi bu kongre için bizim görevimiz zaten hazırlama. Başladık. İşte delege listeleri biliyorsunuz eski delegelerle yapılacak. Eski il delegelerle yapılacak. İl delege seçim falan yok. Delege listelerini hazırlıyoruz. Bunların bir süreci var. 10-15 günlük arayla şimdi hepsini ezbere söyleyemem belki size ama işte seçim kurulları delege listelerini soracağız. Seçim kurulu onaylayacak. Ondan sonra takvim hazırlayacağız. O takvimi salonda tuttuktan sonra mahalleye de bildireceğiz. Emniyet memurları arasına. Bu arada ilçe seçim kurulunun onaylamış olduğu listeleri parti binasında askıya çıkaracağız. O askıdan sonra bunları kesinleştireceğiz. Gündemi hazırlayacağız.
gündem askıya çıkacak burada. Biraz oralar varsa. Ve bunlar da bittikten sonra seçime gireceğiz. Gündem tek maddelik bir gündem. Yani bu tüzüğün gereği. Olağanüstü komitelerde konuşma olmaz. Sadece aday olanlar konuşur. Bir, bu 7 kişiden biri çıkacak. Bu 45 günde ne yaptığınızı anlatacak. O kadar. Ondan sonra başka adaylar çıkacak. Kendilerini tanışacaklar, konuşacaklar. Onun dışında konuşma olmayacak ve seçim geçecek. Sayın Vekil, çok adaylı bir kongre mi bizi bekliyor? Yoksa yukarıdan yine bir isim mi gelecek her zaman? Şimdi, yani bir şey diyemedim ama şöyle söyleyeyim, çok adaylı olmasını isterim. Çünkü çok adaylı olmak bir kavga nedeni değil. Çok adaylı olmak, beraber çalışmak demek. Yani ben senden daha iyi iddiasıyla yola çıkmış insanların bizim en iyi bulmamızı sağlar. Ama yani derseniz ki kimler aday olacak, kaç aday çıkar, ne olur, hiç yorum yapamıyoruz. Bunu süreç gösterecek. Biz az evvel söylediğim gibi yani olabilecek bütün yolumuzu açacağız. Çıkacak olan adayların hiçbir tanesi bu kurum nedeniyle mağdur edilmez. Bunu bilmenizi istiyorum. Hepsi bizim için eşit seviyededir. Kim çıkarsa çıksın. Buyurun. Bir önceki yönetimde yine CHP içerisinde birkaç yıldır bir gruplaşma var. Çeşitli gruplaşmalar oluşmuş. Bir önceki yönetimde bu gruplardan temsilciler alarak bir yönetim oluşturdu. Fakat sonuç olarak görüyoruz ki sağlıklı bir yapılanma olmamış. Yönetimin düşmesiyle sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte yine çeşitli grupların temsilcileriyle başarıya yakalayacağınıza bir inancınız var mı? CHP'nin Tekirdağ'daki gelecek nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aile olduğunu söyledim başta. Cumhuriyet Halk Partisi bir aile. Ailem içinde mutlaka farklı düşünenler olacaktır. Ama aile diye düşünüyorsak herkesin birbirini seviyor olması lazım. İşte biz bu 45 günde bunu yaratabilir miyiz? Yani o sevgiyi tekrar yaşartabilir miyiz? Tekrar demeyeyim, var zaten bir sevgi ama daha geliştirebilir miyiz? Daha sevgi dolu bir aile haline getirebilir miyiz? Bunu getirdiğimizde o oluşacak olan yönetimler zaten talep edenlerde liyakat esasıyla bir şekilde sıralanır, hak edenler gelir. Eğer hak edenler yönetici olurlarsa... Liyakatı neye göre görüyorsunuz? Parti içinde bugüne kadar göstermiş oldukları başarı, toplumsal hayattaki başarıları, meslekleri, insanlarla olan iletişimleri, yani bir insanın başarılı insan olabilmesinin bir profili var. Daha önce görevinden alınmış veya istifa ettirilmiş veya etmiş veya düşmüş veya düşürülmüş kişilerle parti üyesi olmaya devam ediyorlarsa aday olabilecekler mi? Tabii ki olacak. Yani bakın bir köşeye yazın. Ben Şener Bey'i çok severim. Onun halefi falan da değiliz. Yani ondan sonra biz geldik ama böyle düşünmeyin. Yani ben bir görevi ifa etmeye geldim. Koşa koşa öyle bir büyük bir heyecanla, merakla benim başkan olayım falan filan diye gelmedim. Size görevi kim tevdi etti? Görevi bana Recep Balabey'i tevdi etti. Ona kim etti? Recep Bey'e kim? Sizleri buraya seçen, buraya getiren kim? Kimler ya? Genel merkezden Kaan Bey. Kaan Bey bu sizleri tanımıyor Kaan Bey buradaki. Onu da tanımıyor. Yani nasıl geldiniz buraya? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Onu Kaan Bey'e sorman lazım. Eğer Kaan Bey, tabii canım, nereden? Kaan Bey beni tanımıyorsa... Hepiniz tanıması mümkün. Kaan Bey beni tanımıyorsa çok ayıptır. Recep Balabey'i tanımıyorsa... Yani biz sizi ben kişi sormuyorum. Hepinizi tanımayanlar da var. Geri kalanları biz seçtik arkadaşlar. Başlarken çok güzel bir cümle kurdunuz. Dediniz ki biz hiç kimsenin adamı değiliz. Kimsenin kayırmasıyla gelmedik. Kimsenin adamı olarak da burada görev yapmayacağız. Evet. Peki Ankara'da sizlerin nasıl desteklediler? Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Ben bu partide... Kaç üye var burada? Sizin gibi çok üye var. Pardon. Ama hepiniz belli ki daha önceki başkanlığı yapmış. Şimdi ben genel merkezde, bakın genel merkezde örgüt sorumlularıyla yaptığımız görüşmede şunu söyledim. Biz, yani benle konuştum, üniversiteyle konuştum. Biz 4 tane il başkanı, hatta bir ara 7 dedik. Yani 7 tane il başkanı temsildik. 7 il başkanıyla bir kurul oluşturalım geçmişten gelenlerle. Buradaki sancı sıkıntı bizi aşmasın. Çünkü biz zaten bu işlerin hiçbirinde taraf değiliz. Biz bunun dışındayız. Biz bu partiyi yani elini toparlayalım dedik. Şimdi eğer bize nasıl görev verdiler derseniz, ben yaklaşık 15 yıldır milletvekili değil. 15 yıldır parti örgütlerinde değil. Ama 15 yıldır tecrübe doğru taşıyacağım.
taşımakla başarıya ulaşır. Eğer geçmişi tepkilerden silerseniz, her şeyi yenileri yıkmaya kalkarsanız, o parti hafızasını kaybeder ve o parti başarılı olmaz. Bizler bu hafızadan gelen insanlarız. Zaten gelişimi görürler. Şurada gördüğüm insanların 4 tanesi 70 yaşında. Yani Recep, Aydın, ben ve Veli 70 yaşındayız. 70 yaşındaki adamlar geldi buraya arkadaşlar. Yani demin de söyledim. Bir şey aramayın lütfen. Bize kimse biat kültürünü...